Evet arkadaşlar merhaba. Satranç dersimize hoş geldiniz. Bugün birinci dersimiz. Birinci dersimizde ilk önce satranç tahtasını tanıyacağız ve taş dizilimini yapacağız arkadaşlar. Satranç da bildiğiniz gibi iki kişi arasında oynanan bir oyundur. Şimdi taşları ve tahtamızı tanımaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar sizin de gördüğünüz gibi 8 sütun ve 8 satır. 8 çarpı 8'den 64 tane karemiz oluşmaktadır. Bu karelerde 32 tane beyaz kare, 32 tane ise siyah kareden oluşmaktadır. Şimdi arkadaşlar, satranç tahtasının oyun stilini biz nasıl yapalım? Tahtayı bu şekilde mi oynayacağız yoksa bu şekilde mi oynayacağız diye sorarsanız arkadaşlar, her zaman her karşılıklı oynayacağı kişinin sağ tarafındaki köşedeki kare beyaz renk olması lazımdır. Ben şu an burada oturduğum için sağımda burası olduğu için beyaz. Karşımda oturan kişi de sağ tarafından hop köşesindeki beyaz. Demek ki satranç tahtanın yönü bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar şimdi ise tahtamıza taşlarımızı dizmeye başlayalım. İlk olarak beyaz taşlarda ve siyah taşlarda iki tane kalemiz bulunur. Bu kaleler sağ alt köşe ve sol alt köşe olmak üzere. Siyahta da aynı. Sağ alt köşe, sol alt köşede olmak üzere. Toplam iki siyah, iki beyaz kalemiz var. Ondan sonra sırayla gidersek atlarımız var. Gördüğünüz gibi. İki tane beyaz atımız var. Bunlar kalenin yanına gelmektedir. İki tane ise siyah atımız var. Bunlar da gene kalenin yanında gelmektedir. Şimdi arkadaşlar, diğer bir taşımız atların yanına gelen fillerimizdir. İki tane de filimiz var. Bunlar atların yanına gelir. Biraz bunların başı böyle sivri yolludur. İki tane de siyah filimiz var. Bunlar da gene atın yanına gelir. Gelelim şahlarımıza. Şimdi böyle bir söz vardır arkadaşlar. Şah rengini sevmez. Şimdi nasıl şah rengini sevmez? Şimdi filleri de dizdikten sonra eğer şahımın rengi beyazsa şah siyah kareye gelir. Eğer şahımın rengi gördüğünüz gibi siyahsa beyaz kareye gelir ve gördüğünüz gibi birbirine karşı karşıya bakar. Veziller de şahın yanına gelir. Vezir de rengini sever diyebiliriz böylelikle. Beyaz vezir, beyaz kare şahın yanına. Siyah vezir ise siyah kareye gene şahın yanına gelmektedir. Ve arkadaşlar son taşlarımız ise 8 tane. Gördüğünüz gibi küçük beyaz piyonlarımız var. Dizelim. Ve arkadaşlar 8 tane de siyah piyonumuz var. Bunları da dizelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi satranç tahtası ve satranç dizilimi bu şekildeydi. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle umutla kalın.